Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni bir sistem videosuyla birlikteyiz. Bu sefer 4K oyunculuk ve çoklu ortam işleriniz için uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir sistem bir araya getirmeye çalıştık Gaming Gen TR ekibiyle. Çok çalıştılar ama ortaya iyi bir sistem çıktığına inanıyorum. Gaming Gen TR'nin mottosu zaten oyuncu donanımlarında hızlı kargolama ve uygun fiyat. Ve bu sistemde de özellikle uygun fiyat kısmında ciddi ter dökmeleri gerekti. Çünkü bu tip sistemleri hazırlarken üreticilerle de ayrı ayrı konuşuyorlar ki ortaya çıkan bileşenlerin toplam oluşturduğu fiyat çok can sıkıcı olmasın. Şimdi sistemimizin ana unsuru üzerinde Asus'un TUF Gaming'den RTX 3070 Ti ekran kartıyla beraber geliyor olması. Bu ekran kartı 4K oyunlar için yüksek performans sunarken aklınıza gelebilecek her işte de size hız ve performans sunuyor. Şimdi iyi bir ekran kartınız varsa ve oyunculuğa odaklı istiyorsanız eğer ekran kartını kullanabilecek bir işlemciyle bunu bütünlemeniz gerekiyor. Core i5-12400F de özellikle 2K ve 4K oyunculuk için bu ekran kartıyla oldukça iyi bir ikili. Anakart olarak Asus'un Prime ailesinden 660M anakart yer almakta. Üzerinde SSD olarak Kingston'ın 500 GB'lık bir M.2 SSD'si var. Tabii ki eğer çok oyun odaklı kullanılacağı düşünüldüğünde bu sistemin 500 GB'lık M.2 SSD çok yeterli gelmeyecektir. Arttırmak için yanına takviye, daha büyük kapasiteli, hızı kabul edilebilir değerlerde olan bir SSD veya mekanik disk takmak isteyebilirsiniz. Bellek tarafında da Adata'nın XPG ailesinden 16 GB'lık 3200 MHz'lik bellek kitimiz yer alıyor. 650 Watt'lık yine Asus'un bir güç kaynağıyla beraber desteklendi sistem. Böylece ortaya her şeyiyle ileride sistem güncellemesi yapmak istediğinizde de canınızı sıkmayacak ama 4K oyunculuk ve çoklu ortam işleri için odaklanan bir sistem ortaya çıktı. Kasa her zaman için bu sistem kurulumlarında önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü su soğutma ve benzeri bileşenlere yer sunuyor olması lazım. Sistemin serin kalabilmesi için de yeterli soğutmaya sahip olması lazım. TUF Gaming'in GT301'i boyut ve işlevsellik olarak çok iyi bir kombinasyon sunuyor kullanıcılarına. İçerisinde de yine Asus'un TUF ailesinden bir su soğutma yer alıyor. Çok kolay montajlanabiliyor sisteme. Sistem zaten kasasıyla daha büyük su soğutma radyatörleri için de uygun bir yapıya sahip. Ön tarafta 3 tane 12 santimlik fan içeriye besleme yaparken hem su soğutmanın fanı hem de arka taraftaki egzoz fanı da içerideki sıcak havanın atılmasıyla sorumlu durumda. Sessiz, sakin çalışan bir sistem. Kasa üzerinde gerekli giriş çıkış portlarına sahibiz. Kulaklık ve mikrofon portu tek konumlandırılmış. Cep telefonu kulaklıklarıyla kullanmak isteyenler için ideal bir çözüm bu. Artık birçok kişi cep telefonları kulaklıklarını sistemde kullanmak istiyor. Çünkü üstündeki mikrofonlar oldukça idealler. İşte bu sayede tek port sayesinde taktığınız anda hem mikrofonundan hem de kulaklıktan aynı anda faydalanabileceksiniz. Şimdi tabii ki bir sistemden bahsederken ne önemli? Ya tamam, belli bir fiyat veriyorsunuz ama nasıl bir performans alıyorsunuz? Cinebench ile başlamak istiyorum ki 12400F'nin neler yapabildiğini görün. 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemci bu. Ve sistemimizde turbo frekansında 4 GHz'de çok rahat bir şekilde kalmaya devam edebiliyor. Şimdi bu oyun oynarken ekran kartının potansiyelinden daha fazla yararlanabilmeniz anlamına geliyor. Cinebench gibi uygulamalar da stabil sonuçlar verdikleri için kendi sisteminizle kıyaslayarak tam olarak işlemcinin neler yapabildiğini görebilirsiniz. Crystal Disk Mark disk testleri için kullandığımız bir uygulama ve içerisindeki M.2 SSD hem okuma hem de yazma hızlarıyla gayet ideal. İşletim sistemi hızlı açılıyor. İçerisinde kurulu olan uygulamalar da yine hızlı bir şekilde yüklenip görüntülenebiliyorlar. Tabii ki 3D Mark olmazsa olmaz testlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü hem işlemci hem de GPU için verdiği sonuçlar çok az sapmalar gösteriyor. Böylece kendi sisteminizle test ederek bu uygulamayla, ücretsiz bir uygulama olduğu için kıyaslama yapabilirsiniz. Ne kadar performans kazanacağınızı görebilirsiniz. PCMark'taki aldığı sonuç oldukça iyi ama burada çoklu ortam uygulamalarına gösterdiği performans kısmına baktığımızda yine yüksek bir puan aldığını görüyoruz. Çoklu ortam iş uygulamalarında GPU performans değerlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. RTX 3070 Ti'de burada gücünü gösteriyor. Oyun testlerine 4K Cyberpunk'la başlamak istiyorum. Cyberpunk 2077 özellikle Ray Tracing efektleriyle sistemleri fazlasıyla zorlayan bir test ve özellikle Ray Tracing'i orta seviyeye getirdiğimiz, ayarların ultra olduğu 4K çözünürlükte DLSS'in performans modundayken aldığımız test sonucu şunu gösteriyor ki bu oyunu Yani akıcı, aktif bir şekilde ultrasonik grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Şimdi espor oyunları için kullanmak istediğinizde burada yüksek kare saniye oranları görmek isteyecektir espor oyuncuları. Kimi zaman detayları dibe çekip Full HD çözünürlükte oynuyorlar ki bu oyunları olabildiğince yüksek kare saniye değerleri görebilsinler. Şimdi Full HD çözünürlükte bütün ayarları dibe çekip PUBG'yi çalıştırdığınızda 200 kare saniyenin üstünde FPS değerleri görebildiğinizi görüyorsunuz. Yani 165 Hz'lik bir monitörü çok rahat bir besleyecek performans sunuluyor. Fakat çözünürlüğü 4K'ya getirip yine bütün değerleri low'da tuttuğunuzda kare saniye oranının çok değişmediğini görüyorsunuz. Yani şunu söylemem lazım. Sistem 2K ve 4K çözünürlükler için dizayn edildiğinden dolayı Full HD oynayacaksanız işlemci bütün GPU performansından yararlanmayabiliyor. Bu yüzden 165 Hz bir monitöre sahipseniz 4K çözünürlükte de bu oyunu çok keskin hatlarıyla yüksek kare saniye değerleriyle oynayabiliyorsunuz. 4K'da Ultra'ya getirdiğinizde ise yine 60 kare saniye üzerinde çok akıcı bir oyun deneyimi burada kullanıcıya sunulanlar arasında. Red Dead Redemption grafikleriyle çok etkileyici bir oyun. Ultra yüksek grafik ayarlarında oyunu çalıştırdığınızda oyun 60 kare saniyeye yakın çalışıyor ortalamada. Ama DLSS'i Balanced moda getirdiğinizde bu sefer 60 kare saniye üzerinde çok yüksek bir performans elde ediyorsunuz. Hem grafiklerden kayıp olmuyor hem de performans değeri olarak da şu anda herhangi bir oyun konsolundan alabileceğinizin çok üzerinde değerlerle oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz. God of War gibi grafikleriyle çok öne çıkan son dönemin popüler oyunlarından bir tanesiyle denemek gerekirse eğer PC'yi, konsol diyecektim az daha. Yani oyun odaklı konuşurken aklım hep oraya gidiyor. God of War bir konsol oyunu sonuçta. Baktığımızda burada oyun 4K'da ultra detay ayarlarda DLSS kapalı iken 60 kare saniyeye yakın bir deneyim sunuyor. 60 kare saniye civarında geziniyor FPS değerleri. Ama DLSS'i Balanced modda aldığınızda 60 ila 100 arasında gidip gelen FPS değerleri görüyorsunuz ki yani grafikten hiçbir şey kaybetmediğiniz düşünüldüğünde bu gördüğünüz FPS değerleri muazzam. Sistem açık söylemek gerekirse 4K oyunculuk için tamamıyla hazır. Şu anda herhangi bir oyunu zorlanmadan 4K ultra ayarlarda rahatlıkla bu sistem üzerinde oynayabilirsiniz. Sadece oyun oynamak değil, canlı yayınlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 3D herhangi bir render almak istediğinizde de yine içerisindeki sistem bileşenleri fazlasıyla sizlere yeterli gelir. Evet, genel olarak sistem bileşenleriyle fiyatı düşük tutabilmek adına 2K ve 4K oyunculuğa odaklandığımız ve fiyatı düşük tutabilmek adına yine çok ince çalışılan bir sistemle karşı karşıyayız. Fiyatı inceleyebilirsiniz hemen açıklamalardaki ve ilk yoruma sabitlenmiş linke tıklayarak görebilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Nasıl buldunuz sistemi ve sahip olmak ister miydiniz? Burada videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.